İmam Efendimiz rahmetullahi aleyh ve rahmeten vasya buyuruyorlar ki insanın batını, iç alemi, gönlü, ruhi ve manevi sihati kalbinin temizlik ve sihatine bağlıdır. Yani insanın manadaki yol alışı, yol alabilmesi, terakki etmesi, efendim, hayırlı bir kul, iyi bir insan, olgun bir Müslüman olması, onun kalbinin temizliğine, niyetinin dürüstlüğüne, halisliğine ve gönlünün sıhhatine bağlı. Şimdi misal bir insanın bedeni nasıl sağlıkta olabilir? Eğer o insan iyi besleniyorsa, yani yemesine, içmesine, tabi helal dairesinde bunlar, yemesine, içmesine dikkat ediyorsa, abur cubur yiyip mide fesadına uğramıyorsa, kaloriye filan dikkat ediyorsa, bazı sportif hareketler yapıyorsa sağlığı için, soğuktan, aşırı sıcaktan korunuyorsa, belli hastalıklara karşı da dikkatliyse, tedbirli oluyorsa, işte doğal vitaminler, mineraller elde etmeye çalışıyor, hijyenik olmayan yerlerden, şeylerden uzak duruyor insan, Allah'ın izniyle bu insan sağlıklı olur, sıhhatli olur. İnsanın ruhu da böyle. Ruhunun da sıhhatte olması için, ruhun Allah ile Azze ve Celle irtibatlı olması için azami dikkat gerekir. Kalbine dikkat etmesi gerekir. İşte bu insanın ruhen sıhhatli olabilmesi için haram ve şüpheli şeylerden, kimin nasıl yaptığı, nereden getirdiği belli olmayan şeylerden uzak durması lazım. Öncelikle buna dikkat edecek. Bile bile hiçbir Müslüman Allah'ın izniyle haram yemez. Haram olduğunu yani bildiği bir şeyi samimi bir Müslümana yediremezsin, yaptıramazsın yani. Ama şüpheli şeyler bunlara dikkat gerektiriyor. İşte misal arkadaşın sana diyor ki ya gel sana bir çay ısmarlayayım. Misal. Nereden ısmarlıyor o çayı? Çay sana nereden geliyor? Sana belki manen zehir ısmarlıyor. Gafletle yapılan bir çay. İçinde oyun oynanan, tavla oynanan, eğlencesine bile olsa, iskambil kağıtları oynanan, işte okey oynanan vesaire, bir kahveden gelen bir çay. Arabanın frenleri boşaldığı gibi senin bütün ihlas frenlerini boşaltır. Freni boşalan araba şarampole yuvarlanır. Oradan içeceğin bir bardak çay senin bütün frenlerini efendim berbat eder. Artık manen ayar tutturamazsın, nefsin azar. Gözüne hükmedemezsin, eline hükmedemezsin, diline hükmedemezsin. Gıybetten koruyamazsın dilini, yalandan beri alamazsın. Gözünü zinadan döndüremezsin. Bir bardak çayın sana yapacağı şeylere bak. Rastgele bir yerden sana bir şey aldı. Gel şunu yiyelim, içelim dedi. Mümin şüpheci olur buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani araştırıcıdır. Mümin araştırır. Temiz bir yerden gelse bile içeceğin su misal bir bardak su getirdiler. Sen onu eğer gafletle içersen, Allah'ı tefekkürsüz bir şekilde, teşekkürsüz bir şekilde o suyu içersen, nefsin için içersen, o su seni helak eder. Ruhun sıhhatte olmak istiyorsan, nereden, nasıl, niçin yiyip içtiğine bakacaksın. Çok dikkat edeceksin. Helal yiyin ki, temiz işler, güzel işler, salih işler yapasınız. Ferman-ı ilahi bu ya. İçin temiz olmadıkça Allah'a sevimli olamazsın. Allah temizlenenleri sever buyuruyor ayet-i kerimede. Evet, zahir temizlik de önemli. Ama ayet-i kerime hemen tevbe ile ilgili
bir ayetin devamında geliyor. Demek ki buradaki temizlik, manevi temizlik, Allah'ımızın kastettiği temizlik, manevi temizlik. Bismillah, innallaha yuhibbut tevabin buyuruyor. Allah tevbe edenleri seviyor. Tevbe edeni seviyor. Ve yuhibbul mutatahhirin, tertemiz olanı seviyor Allah. Tevbe içi temizliyor, zihni temizliyor, gönlü temizliyor, azaları günahtan temizliyor. Allah temizleri seviyor. Öyleyse temizlenmek lazım. Ya insanlar genelde bir tıbbi operasyon geçirecekleri zaman, ameliyat olacakları zaman misal, lağman denilen bir işlem vardır, onun bağırsaklarını temizlerler. Ameliyatta zorluk çıkmasın diye. Lağman derler, yani bir çeşit müsil verirler insana. Bağırsaklarını, midesini olduğu gibi boşaltırlar. İçi boş olsun ki narkoz verilince ters bir durum olmasın yani. İşte insan manen kendisini öyle lağman yapmalı. Gönüldeki bütün vesveseyi, boş düşünceleri, gafleti, masivayı boşaltmalı. Huzura ermek istiyorsa. İşte bunu helale dikkat ederek, şüpheliyi terk ederek, tefekkürle yiyip içtiğini yiyerek, Allah'ın ismi şerifiyle, Allah'ın namı hesabına yiyip içerek, sonra kalbi zikre devam ederek, sürekli Allah'ı zikir hali üzere, buna ücret istemiyorlar senden. Mesela namaz için belli şartlar var. İşte abdest lazım, bir mekan lazım namazı kılabilmen için, zaman lazım, tesettür lazım, kıbleyi tespit etmen lazım vesaire. Yani namaz için birçok altyapı var. Allah'a zikir için bunların hiçbiri gerekmiyor. Bazen insanın abdestli olmayabilir. İnsan sürekli abdestli olmaya özen gösterse bu çok güzel. Nurun ala nur, ama oldu ki olmadı abdest. Zikre engel değil. Dilin damağına yapıştır, kalbini çalıştır. Sürekli Allah'ın zikriyle meşgul ol. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'den bölümler okumana engel değil bu. Yüzüne abdestsiz okuma da Kur'an'ı, ama ezberinden Fatiha'yı okuyabilirsin, İhlas-ı Şerif okuyabilirsin. Kur'an-ı Kerim'den sureleri, bildiğin duaları okuyabilirsin. Bunun için illa abdest şartı gerekmiyor. Ama yine söylüyorum, abdestli olmak, devamlı abdestli bulunmak insan için büyük bir tedbir, büyük bir hazırlık, büyük bir nimet. Buna özen gösterin. Ama halimiz, konumumuz ne olursa olsun, zikrin zamana ihtiyacı yok, zikrin mekana ihtiyacı yok, zikrin özel bir kıyafete ihtiyacı yok, özel şartlara ihtiyacı yok. Allah'ı anın. Onun her şeyin sahibi olduğunu, her şeyi kuşatan olduğunu, her şeyin ona muhtaç olduğunu, hiçbir şeyin onsuz olamayacağını sürekli düşünün. Kudret ve kuvvetin ona ait olduğunu, zerreden küreye, yerdeki bir tozdan güneşe kadar hepsinin sahibinin o olduğunu Allah'a tefekkür edin. Ruhi sihate böyle erebilirsiniz. Ve ibadetlerinize azami derecede dikkat edin. Namazınızı ihlasla kılın. Abdestinizi sünnete uygun alın. Yalap şalap almayın. Efendimiz tebessüm buyurmuş bir gün. Abdest aldıktan sonra, abdest almış alanları görmüş böyle, onlara bakarken tebessüm etmiş. Osman Efendimiz radıyallahu teala anhu sormuş. Hazreti Osman,
Ya Resulallah, sizi güldüren şey nedir acaba, öğrenebilir miyiz demiş, çok özel değilse. Neye güldünüz böyle yani abdestten sonra? Demiş, şu abdest alanlara bakıyorum. Sahabe abdest alıyorlar. Evet ya Resulallah, diyor Osman Efendimiz. Onlara bakıyorum ki, kiminin yüzünden, kiminin kollarından, kiminin kulaklarından, ne kulaklara meshediyor o anda yani. Kimi yüzünü yıkıyor, kimi başına meshediyor. Hasılı meşgul olduğu azalarından günahlarının döküldüğünü, aktığını görüyorum. Bu çok hoşuma gidiyor diyor Efendimiz. Onların üzerinde abdestin bereketini görmek, onların günahlarının temizlendiğini görmek bana muhabbet veriyor, hoşuma gidiyor, ona tebessüm ediyorum buyuruyor. Ona gülüyorum. Abdest insanı böyle temizliyor. Buna inanarak abdest al. O niyetle abdest al, temizlenmek için. Niyetinde de bunu belirt yani. Ya Rabbi, senin rızan için her türlü maddi manevi kirden pak olmak için ve senin huzuruna çıkıp namaz kılmak için abdest alıyorum ya Rabbi. Onu sünnete uygun al. Yıkanması gereken azalarını iyi yıka. Alel acele böyle üstünü başını ıslatıp kalkma yani. Hani çocuklar vardır böyle bazı, kusura bakmayın. Suyu çok sever, suyu buldu mu oynamaya başlar. Nice arkadaşı ben görüyorum öyle, sanki suyla oynar gibi abdest alıyor. Suyla oynama birader. Abdest al. Üstünü başını da aşırı ıslatma, buna dikkat et. Hanefilere göre müstameldir ıslanırsa üstün başın. Yani çok temiz sayılmaz. Mümkünse önlük kullan. Abdestin edebine daha uygun. Abdest alırken önlük kullan ya da dikkatli al. Çok öyle üstünü başını ıslatma. Ama azaların da hakkını ver, iyi yıka, iyi yıka. Çoğu kollarını yıkarken şu dirsek girintileri yıkamıyor, fark edemiyor. Buralar kuru kalıyor. Yüzüne suyu çarpıyor, bırakıyor. Yüzünü iyi ovala, göz çukurlarını, suyu yani yüzünün tamamına yedir. Ayaklarını iyi yıka. Allah Resulü veylül lil akab buyuruyor. O topuklarını yıkamayanlara, ayaklarını iyi yıkamayanlara cehennem olsun buyuruyor. Akab topuk demektir yani. Ayaklarının topuklarını yıkamayanlar. Onlara veyl olsun, cehennem olsun. Ayağını, parmak aralarını hilalle. İşte böyle huzurlu bir taharet, huzurlu bir abdest, sünnete uygun olursa huşulu bir namaz olur. Hani bir söz var ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Eğer abdestin düzgün değilse namazdan da bir şey bekleme yani. Abdestin sünnet üzere değilse, takva üzere değilse, ihlas üzere değilse, namazında tilki namazı olacak yani. Huzurlu abdest al. Gerçekten pişmanlık duyarak, temizlenme duygusuyla elini yıkarken düşün, elinle neler yaptın, ne zulümler yaptın, elinle ne manevi cinayetler işledin. Bunlardan pişmanlık duyarak elini yıka. Ki kitabın sana sağından verilsin, solundan almayasın. Kulakların neler işitti duymaman gereken, mümkün olsa da onları söküp atabilsen yani. Muhteremler,
bazı temizlenmesi gereken şeyler vardır. Ana malzemesini temizleyebilirsin de iz bırakır bunlar. Önemli olan o lekeyi de çıkarabilmek yani. Pas bırakmıştır mesela. Diyelim bir yere bir demir koymuşsun. Oraya pas bırakmış. Demiri kaldırdın, belki orayı süpürdün, sildin misal, ama pas kaldı. O pası çıkarmalısın. İşte abdest bunun gibi. Zahir pisliği belki yıkıyorsun ama kulağında kalan haram şeylerin izini tevbe temizler. Duymaman gereken şeyleri işittin. Onların bıraktığı izi, tortuyu tevbe istiğfar temizler. Abdest alırken pişmanlığını da ifade etmeye çalış. Yüzünü yıkarken Allah'tan gayri her yere çevirmiş sürmüşsün yüzünü. Paçavraya çevirmişsin. Ya Rabbi, ben bu yüzüyle senin huzuruna nasıl gelirim diye düşün. Habibinin yüzüne nasıl bakarım yarın? Öyleyse yüzünü Allah'ın emri ile sanki Hacer-ül Esved'e sürüyormuşçasına yüzünü öyle yıka. Yıka o abdestin nuruyla, aydınlansın yüzün. Müslüman kimliğin ortaya çıksın. Acaba seni mahşerde görse Cenab-ı Peygamber, bu benim ümmetim der mi, tanıyabilir mi seni? Biz insanları yüzünden tanıyoruz misal. Acaba bizim yüzümüz Müslümana, mümine benziyor mu? Sîmâhum fî vucûhihim min eseri sucûd buyuruyor Allah. Onların yüzlerinde namazın, abdestin, zikrin, Allah'ın nuru vardır yani. O nurun eserleri görünür. Acaba bizim yüzümüzde öyle bir eser oluyor mu? Bunu düşünerek abdest alalım, yüzümüzü yıkayalım. Hasılı bütün azalarımızı yıkarken bu huşu ile, bu hudu ile yaparsak namazda miraç etmiş oluruz. Yükselişe geçeriz. Bizim yaptığımız ameller, muhteremler, la teşbih, bir anahtar şekline dönüşüyor. İbadetlerimiz, taatlerimiz, zikirlerimiz, efendim namazlarımız vesaire adeta bir anahtar şekline dönüşüyor. O anahtar semaya yükseliyor. Allah'ın katına yükseldiğinde semada, Allah'ın arşında rahmet kapılarını açıyor. Anahtar uyarsa açacak o kapıyı. Rahmet kapısını açıyor, o açılan kapıdan sana feyizler, tecelliler, bereketler, inamlar, inayetler, hidayetler gelmeye başlıyor. Anahtar açmadı mı bir şey yok. Anahtarın dişi noksan oldu mu, çapak oldu mu dişlerinde, büyük oldu mu, küçük oldu mu vesaire, açmıyor. Böyle düşün yani. Soruyoruz mesela bir arkadaşımıza, işte kaç senedir namaz kılıyorsun? 10 senedir, 20 senedir. Neyse. Hiçbir şey oluyor mu? Yok. Ya namazla çok şey olması lazım ya. Namazla çok şey olması lazım. Bizde bir şey olmuyor. Bizim yaptığımız güzel işlerin yerleri var yukarıda. Arş-ı Ala'da onların yerleri var. O yerle uyum içinde olması lazım. Evet. İşte ruhun sıhhatine erişebilmek için ne dedik? Birincisi, yiyip içtiğimiz helale, şüpheliye, mekruha çok dikkat etmeliyiz. İbadetlere çok özen göstermeliyiz.
abdestimize, taharetimize, namazımıza ihlas ile kılmalıyız. Farzını, vacibini, sünnetini bilerek kılmalıyız. Okuduklarımızı tefekkür ederek kılmalıyız. İbadetleri nafilelerle desteklemeliyiz. İşte abdestsiz gezmemeye dikkat etmeliyiz. Sürekli zikir hali üzere namazlarımızı mümkünse cemaate devam ederek kılmalıyız. Vaktinde ve cemaatle kılmalıyız. Bol bol Cenab-ı Peygamber'e salatü selam getirip onun muhabbetini gönlümüzde bir yanan ateş gibi sürekli o ateşe sönmesin diye aşk ateşi odun atmalıyız ona. Efendimizin muhabbeti gönlümüzde sönmesin diye salatü selam, çokça salavat-ı şerife, günahtan bizi koruyucu olsun diye bol bol istiğfar, estağfirullahalazim, İmanımız güç kuvvet bulsun diye la ilahe illallah tehu la şerike le ila ahir, Allah'ımıza yakınlık olsun diye subhanallah ve hamdi subhanallah el azim, böyle zikirleri çokça kendimize tekrar etmeliyiz. Bir de temiz bilgiye ulaşırsak, Selefi Salihinin eserlerini okuyarak, Efendimizin hadis şerhlerini, Kur'an tefsirlerini, fıkhi yorumları, ulemanın görüşlerini, büyüklerin menkıbelerini, sahabinin menkıbelerini örnek halleri elde edersek ve bunları severek uygularsak, tatbik edersek ruhumuz sıhhat bulur. Zinde olur. O ruha nefis, şeytan zarar veremez. O ruha küfür, kafir Allah'ın izniyle yanaşamaz. Yanaşamaz. Hazret buyuruyor ki, insanın sıhhati, sıhhati vücudu, vücut sıhhati nasıl ki mide yüzündendir, yiyip içmesine bağlıdır, kedelik batini insanisinin de sıhhati, dinin kemali, Cenab-ı Hakk'ın asar, lütuf ve cemalinin zuhuru da kalp yüzündendir. Mide ile bedene sahip olduğu gibi kalbi ile de ruha sahip olacak ve Cenab-ı Hakk'ın cemaline layık olacak, lütfuna mazhar olacak, dini kemal bulacak. Bunlar parayla alabileceği nimetler değil yani bir mümin için. Nefsin askeri, nefsin yardımcıları zulmet. Kalbin askeri ise nurdur. Kalbin yardımcısı da nurdur. Envar-ı kalp, yani kalpteki nurlar, İslam, iman ve ihsanın nurlarıdır. İmanın, İslam'ın, ihsanın nurudur. Bu nurların kendilerine göre hizmetleri vardır. İmanın, İslam'ın, ihsanın nurunun kalpte yaptığı hizmetler var. Yani bunların tesirat ve kemalatı meydana gelir. Mesela, İslam nuru ile kalbi münevver olan bir zat, önü İslam'ın nuruyla nurlandıran bir kişi, measi ve meharimi zahirden içtinaba muvaffak olur. Günahlardan ve haramlardan korunur bu kişi. Onlara yanaşmaz, meyletmez. İslam'ın nurunu kalbine yerleştiren, haramlara meyletmez, arzusu olmaz. Günaha meyli olmaz, arzulamaz. İman nuru ile münevver olan bir zat, imanın nuruyla aydınlanmışsa, ahlak-ı zemimeden kurtularak, ahlak-ı ilahi ile tahalluka nail olur. Kötü ahlakların hepsinden kurtulur,
Allah'ın razı olduğu ahlaklarıyla ahlaklanır. İmanın bereketi. İhsan nuru ile kalbi münevver olan, ihsanın nurundan istifade eden, feyizlenen bir kişi de masivallaha muhabbetten halas bularak Allah'tan gayriyi sevmekten kesilir. Başka şeylere ilgi duymaz. Sırrı devamlı şekilde hak ile olmak, rütbe-i azimesine muvaffak olur. Onun kalbi, onun ruhu, onun sırrı ancak Allah ile rahat eder. Başka bir şeyle meşgul olsa ona rahatsızlık verir. Bir insan düşün ki misal ayağında nasır olsa, parmağında veya ayakkabısının içinde küçücük bir taş olsa, ayakkabının çivisi batsa, ayağına yürürken o sürekli onu rahatsız eder değil mi? Sürekli aklı oradadır, canı oradadır yani. Hep gözler ki bir fırsat bulsam da bir yerde ayakkabıyı çıkarsam, ya o çiviyi çıkarsam, ya çaksam, düzeltsem yani. Veya taşı ayakkabının içinden çıkarsam yani. Şimdi ihsanın nuruyla aydınlanan, ihsana erişen bir kişinin de kalbi bu haldedir yani. En ufak dünyevi bir şey onun ayakkabısındaki taş gibi onun gönül tefekkürünü bozar, onu rahatsız eder. Çivinin taşın ayağına batması gibi onu rahatsız eder. Ta ki onu gönlünden temizleyinceye kadar, boşaltıncaya kadar ya zikirle ya istiğfarla ya farklı bir şeyle onu gönlünden çıkarana kadar rahat etmez. Allah'tan gayri şeyler ona rahatsızlık verir. Evet biz kıl beşi bitir işi diyoruz da beş vakit namaz kılmakla her şeyin bittiğini zannediyoruz. Bakın Allah'ın kulları nasıl ya, nelere dikkat ediyorlar yani. İmanın nuru varmış, İslam'ın nuru varmış, ihsanın nuru varmış. Neredeyiz biz muhteremler? Nerelerde dolanıyoruz? İmansa iman, iman ettik işte elhamdülillah Müslümanız da tamam. Kıl beşi bitir işi, gerisi lazım değil yani. Böyle mi acaba yani? Dünyevi bir nimet olsa fazla mal göz çıkarmaz diyoruz. Fazla mal göz mü çıkarıyor? Olsun o zaman yani. Aynı düşünceyi ahiret için, ebedi hayat için, kalbin saadeti, selameti için düşünmüyoruz. Çok yapana da ya uçacak mısın, ne oluyor diyoruz. Uçuyor musun? Hayırdır bak, dikkat et ha. Kafayı yersin sonra. Filan yerde öyle bir kişi vardı işte öyle, derine daldı. İleri gitti. Anlıyorsunuz siz yani. Yahu bunu Müslümanlar söylüyor, gözünüzü seveyim. Bunu Müslüman Müslümana söylüyor. Anamız babamız bize söylüyor. Halen korkuyorlar. Ailemizden korkanlar var. Yani buraya devam edince biz sanki bura bir örgüt. Suç bu işler. Burada suç işleniyor yani hukuken. Evet din bu, diyanet bu ama sisteme göre suç. Ora basılır, yakalanırsın, hapse girersin. Sonra biz ne yer içeriz diye düşünüyor yani. Ona kim bakar, o ne yer içer? Bunun endişesinde olduğu için ailesinin hiçbir ferdinin diyelim buralara gelip gitmesini istemiyor. Amandır uzak dur onlardan. Onlardan uzak dur. Ya ne yapılıyor burada? İşte imanın nuruna, İslam'ın nuruna erişilmek isteniyor. Maksat bu. Anlayamadık, anlatamadık. Demek ki sevip sevdiremedik. Her işimiz kısadan keseden olsun istiyoruz. Bu envar ile münevver olan bir zat, ihsan nuruyla aydınlanan bir zat, artık amali salihatın envarını işler.
Onun amelleri o kadar çeşitlenir, renklenir, farklılaşır ki ve meylu rağbeti, onun bütün ilgisi, alakası daima Allah'a olur. Allah'ın sıfatlarını merak eder. Fiillerini merak eder. Zulümat ki nefsin askeri idi. Masiva, gaflet, zulümat, karanlık yani nefsin askeri idi. Bunun da icabı nefse esir olanlarda ahlak-ı zemimedir. Kötü ahlak. O kişinin bakarsın ki ahlakı kötüleşmeye başlar. Amali salihati terk eder. Allah'ın razı olacağı amelleri terk eder. Namazlarını aksatır. Zikre zaten hiç yanaşmaz. Zakiri sevmez. Müminlerden uzaklaşır. Özü gibi görür Müslümanları. İslami bir yaşantı görse rahatsız olur. Hak'tan, hakikatten, İslam büyüklerinden iraz eder, yüz çevirir. Bunu Evliyaullah, büyüklerimiz acayip bir temsil ile, bir misal ile şöyle naklederler. Şöyle ifade etmişler. Karanlık bir haneye, lambaları yanmayan karanlık bir eve çeşitli kıymetli mücevherat konulmuş. Belli hazineler bırakılmış karanlık bir yerde. Bunları almak isteyenlerin de bu haneye pek karanlık bir gecede girmeleri şart koşulmuş. Bu hazineleri almak isteyenlere denmiş ki ancak karanlık bir gecede hiç ışık yakmadan, feneriniz vesaire olmadan öyle gireceksiniz. Ne alabilirseniz yani. Kur'an-ı Kerim Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasını nakleder. Oradan esinlenilmiş bu menkıbe yani. Öyle görünüyor. Ne var ki bu hanede, o evin içinde, karanlık evde, akrep, yılan, çayan vesaire çeşitli zehirli hayvanlar da vardır. Evet, mücevherler var, hazineler var ama böyle muzur hayvanlar da var, zarar verici şeyler de var. Şimdi bu haneye ışıksız giren bir Adem, bir adam yani, cevher zan ve tamağı ile uzanıp, mücevherat zannedip, o arzu ile yerden akrep veya yılanı eline alsa, tuttuğu şey akrep olsa, yılan olsa, mücevherat alacaktı ya, ışık yok, o Adem derhal zehirlenir ve helak olur. Yılan onu sokar, akrep onu sokar, zehirler, adam perişan olur. Lakin bu haneye elinde bir ışıkla giren zat, elinde feneri var, çırası var, gözü görür ve istediği şeyleri alır. Hangisi mücevher, hangisi değil, onları görür ışıkta, istediğini alır. Ve hiçbir tehlike ve zarara da muhatap olmaz. Bir hayvan tarafından ısırılmaz. Öyleyse bu hane-i kalbe de, kalp hanesine de bir ışık, bir nur tedariki ile girmek lazımdır. Hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber, müminin kalbi Allah'ın hazineleriyle doludur buyuruyor. Allah kalbi hazinelerle doldurmuş. Ama sen karanlık bir şekilde oraya girersen gaflete düşersin. Sana ışık lazım. Kalbini aydınlatacak bir ışık lazım. Eğer böyle bir nur tedarik edememişsen, etmiş olanlarla beraber ol, ışığı olanlarla arkadaş ol ki sana yardımcı olsunlar. Sen de onların ışığından istifade edesin.
Bu dini mübini İslam hakikaten pek mükemmeldir. Biz de bu dinin icrası ile mükellefiz. Bu mükemmel dini yaşamakla mecburuz, mükellefiz. Cenab-ı Hak Azze ve Celle de bu din ile itmam-ı nimet buyurduktan sonra, bu dini tamamlayarak bizdeki nimetini tamamladıktan sonra bizden razı olacağını ayet-i kerimede, bugün sizin dininizi kemale erdirdik, üzerinizdeki nimetimizi tamamladık ve size din olarak İslam'ı verip ondan hoşnut olduk. Maide suresinde bu ayet-i kerime mealen. Bu ayet-i celilesinde emir ve işaret buyurmuş. Evet, hakkımızdaki nimetin tamamı bu dinin zahiri ile zahirimizi, batını ile de batınımızı amel ettirmekle olur. Zahirde şeriatle, yani batında tarikatle amil olursak nimetimiz tamamlanmış olur. Ve ancak böylece itmam-ı nimetten sonradır ki, nimet tamamlandıktan sonradır ki Cenab-ı Hak bizden razı olsun. O zaman bizden razı olsun. Burada rızaya ehil olan, rızayı bulan, yarın orada da vuslat ve mek'ad-i sıdk ehli olur. Burada kendisinden razı olunan, ahirette de rıza ehli olur ve mek'ad-i sıdk, sadakat makamına, sıddıkların derecesine erişir. Huzur-u ilahide aleddevam, sürekli müşahade-i cemal-i subhaniyeye mazhar olur. Devlet-i uzmayı bulur. Hiç gözünü kırpmadan Allah'ın cemalini seyre layık olur. Bir an gözünü kırpmaksızın. Böyle büyük bir devlete, yani bir nimete erer. Eğer bu dinden daha âli ve daha aziz bir din olaydı, Cenab-ı Hak Habibi edibine onu ihsan buyuracaktı. İslam'dan daha mükemmel bir din olsaydı, Sultan-ı Enbiya'ya o din verilecekti. Ona İslam verildi. Bu İslamiyet'ten daha büyük bir nimet olaydı, Cenab-ı Hak onunla itmam-ı nimet buyururdu. Onunla nimetini tamamlardı. Bununla tamamladı. Ve rıza-i ilahiyi o vasıta ile kazandırırdı. Şu halde bu din-i mübinin pek ziyade kadrini bilelim. Şükürcü olalım. İcab eder ki hem nimetimiz elimizde kalsın, hem de ziyadeleşsin. Şükür arttırır. Şükrederseniz arttırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. İslam'a şükredeceğiz. İslam'a nasıl şükredeceğiz? İslam'ı yaşayarak. İslam'ı hayata tatbik ederek İslam'a şükretmiş olacağız. Elhamdülillah ben Müslümanlardanım demek yeterli değil. Biz yaşayarak şükrettikçe Allah-u Teala İslam'ı yaygınlaştıracak. Nefsimiz Müslüman olacak. Evimiz Müslüman olacak. Allah yaygınlaştırınca ziyadeleştiriyor bakın. Nefsimizden başlıyor. Nefsimiz ıslah oluyor. Evimiz Müslüman oluyor. İslam'a teslim oluyor. Karşı çıkarken, muhalefet ederken bakıyoruz teslim oluyorlar. Evimizden yayılıyor artık. Akrabaya yayılıyor, konu komşuya yayılıyor, mahalleye yayılıyor. Aman ya Rabbi, eksiklik bizde demek. Biz yapamıyoruz. Biz yapamıyoruz. Biz sevemiyoruz. Ki sevdiremiyoruz. Kişi kusurunu bilmek kadar irfan olamaz. Sağı solu suçlamayalım. Muhteremler. Şuna buna kusur bulmayalım. Sebep biziz. Kusur mu arıyoruz bizde? Bizde. Ben yapamadım diyor Sultanul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şükredemedim diyor. Sen vermedin demiyor Cenab-ı Hakk'a ya. Subhanallahi ma şekernake. Hakkan şükürke ya meşkur buyuruyor. Ey şükre layık olan Rabbim. Şükrü mutlak olan Rabbim. Ben seni layıkıyla şükredemedim ya Rabbi. Nimetinin kıymetini bilemedim.
Dolayısıyla da vazifemi gereğince yapamadım. Fahri kainat ya bu. Subhanallahi ma abetnake hakka ibadetike ya mabud. Ey ibadete müstahak olan, ibadetin yalnız kendisine has olduğu Rabbim, ben sana layıkıyla ibadet edemedim ya Rabbi. Seni gereği gibi tanıyamadım. O yüzden de sana ibadet edemedim istediğin gibi. Ya. Şimdi dedik ya kıl beşi bitiriz. Biz kılıyoruz, bitiriyoruz. Yaptık biz, tamam ya. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur yani. Tamam. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Efendiler, acaba biz Mevlana Cami Hazretlerinden, Mevlana Cami dediği Sadat-ı Nakşibendiye'nin büyüklerindendir. Seyyid Ahmet Namık-ı Cami Hazretleri diye Bukhara'da yaşamış efendim, büyük bir zat, Allah şefaatlerine nail eylesin. Mevlana Celaleddin Rumi değil yani, onunla karıştırmayın, onun için söylüyorum. Ahmet Namık-ı Cami, bu Şeyhül İslam idi bu zat. Efendim. Seyyid Şerif Curcani, bunlar büyük müştehit alimler. İmam-ı Gazali, rahimehullah, hazretlerinden, yani böyle emsali zatlardan, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinden daha mı akıllıyız ki? Biz bu insanlardan daha mı akıllıyız ki? Bunlar kendi zamanlarında ilimleriyle, takvalarıyla cümleyi sebkat etmişlerken, geride bırakmışken herkesi, her şeyi geçmişken, yine bu dergahlara, tekkelere, dehalete girmeye, gitmeye ve ifa-i hizmete, oralarda hizmet etmeye kat'i mecburiyet görmüşler, ihtiyaç hissetmişler. Bu halleriyle, bu kemalleriyle Gazaliler, Geylaniler, Şaraniler, efendim Curcaniler, rahimehumullah, böyle bir hadiseye ihtiyaç görmüşler. Bunun bir farizayı mühimme olduğunu anlayarak, çok önemli bir vecibe, farize olduğunu anlayarak, o suretle hizmet ederek, hakikaten nefislerinden kurtulup, Allah ile oluncaya kadar sayı gayretten bir an geri durmamışlar. Düşünebiliyor musunuz İmam Gazali öyle bir ilimle, öyle bir ilimle Cami Emeviye'nin minaresine giriyor. Minarenin içine giriyor. 10 sene muhteremler. 10 gün değil, 100 gün değil. 10 sene o Cami Emeviye'nin Şam'da minaresinde halvet çıkarıyor. 10 sene. Ve oradan çıktıktan sonra İhya'yı yazıyor. İhya-ül-Ulumiddin elimizdeki eseri minareden çıktıktan sonra yazıyor. Ve esadiyetleri, onların saadetleri yani, yalnız nefislerinde kalmayıp, sadece kendilerini kurtarmayıp, gerek kendi asırlarındaki Müslümanlara ve gerekse kendilerinden sonraki Müslümanlara sirayetle, onlar sayesinde bu kadar ümmeti Muhammed halas olmuştur, kurtulmuştur. Onların eserlerini okuyarak, onların izlerini, yollarını takip ederek, yani sadece kendi zamanlarına faydalı olmamışlar. Bakın kıyamete kadar gelecek Müslümanlar İhya-i Ulumiddin'i okuyacaklar. Şair kitapları okuyacaklar. Cenab-ı Hak şefaatlerine bizi nail eylesin. Acaba
biz neden bu kadar gayretsiz, özür dileriz, bu kadar vicdansız olduk? O insanlar böyle gayretliyken bize ne oldu? Bilmem ki bu kitab-ı mübinle, bu apaçık, bu kitapla Hristiyanlar mı amil olacaklardı? Onlar okuyorlar, Kur'an'ı araştırıyorlar bilimsel olarak. Kur'an'dan birçok şey buluyorlar. Sanki onlara gönderilmiş gibi. İnsanın bir sevdiği olsa da ondan bir mektup gelse, o mektubu hemen açar, dikkatlice okur. Okumak bilmiyorsa derhal bir okuyanı bulur. Onu okutturur. Ne yazılmış ise onu anlar ve mucib ve muktezası ile bila tehir hareket eder. Ertelemez hiç. O mektupta sevdiği kişi ondan ne istiyorsa onu hemen yapar. Sevdiği iltifat etmişse sevinir. Memnun olur. Gücenmiş ise mahzun ve dilhun olur. Gönlü üzülür. Sevdiği gücenmişse, sitem ediyorsa eğer, o da üzülür. Yahu bu Kur'an-ı Azimuşşan o mektuptan ve Allah'ın Zülcelal Hazretleri de o sevdiğimiz Adem'den haşa ve kella aşağı mıdır? Düşük müdür? Ki bu Müslümanlar Kur'an-ı Mübin'le amel etmiyoruz. Kur'an hayatımızda yok yani. Velakait davranıyoruz. Neme lazım diyoruz. Bu kat'iyen ve kat'iyen ehemmiyet vermiyoruz. Anayasamız değil Kur'an. Kur'an zikrimiz, Kur'an dua kitabımız. Hasta olduk mu hastalara okuyoruz. Ölümümüz oldu mu cenazelere okuyoruz. Muhabbet için okuyoruz. Ama hayatın ölçüsünü Kur'an'dan almıyoruz. Hayatı Kur'an'a göre yapmıyoruz. Mev'iza-i Rabbaniye'den, Allah'ın bize vaazlarından, emirlerinden değil hoşlanmak, hatta onu bırakıp kaçıyoruz. Kur'an'ı bırakıp kaçıyoruz. Dinlemek istemiyoruz da men etmeye çalışıyoruz. İşte bir sürü şekillerde insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu musibette söylenen bir ayet-i kerime Hazret Buhari bir musibet olarak telakki ediyor. Kur'an'dan uzaklaşmayı, Kur'an'a gafil olmayı, Kur'an'a yabancı olun musibetlerin en büyüğü. Bir insan Kur'an'a yabancıysa Allah'a yabancı o insan yani. Allah'a yabancı. Bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? %99,5 Müslüman olan bir ülkede herkes ben Müslümanım derken, herkes Kur'an'ı farklı bir kalıba koymuş. Farklı bir kalıpta Kur'an'ı algılıyor. Bir temenni, tavsiye kitabı olarak görüyor. Kur'an bir temenni değil ya. Bir tavsiye değil. Tatile giderken insanlar broşürler alıyorlar. Tatile gideceği yeri o broşürden biraz tanımaya çalışıyor. Şimdi Kur'an sanki öyle, ahirete giden insanlar, ahiret hayatından biraz bahsediyor. Ahireti biraz anlayalım yani. Hacca giderken biraz açıyor, bakıyor. Hacda neler yapacağım diye. Turistik bir kitap yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah bize imdad eylesin. Hayatımızda Hazreti Kur'an'ı layık olduğu yere getirmemizi lütfeylesin. Hayatımızın rehberi, anayasası eylesin Kur'an-ı Kerim'i. Her işimizi Kur'an'a ve sünnete göre düşünmeyi, yorumlamayı, yapmayı bize müyesser eylesin. Arkadaşlar, vakitler geri geliyor. Yani geceler uzuyor, günler kısalıyor. Bu vesileyle biz de biliyorsunuz geçenlerde işte hatmeleri yatsıdan sonraya aldık. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle de sohbet akşam mütakip değil, yatsıyı mütakip başlayacak ki
gelen arkadaşlar rahat gelebilsin. Çünkü akşam neredeyse 7.30'a gelecek haftaya cumartesi. 7.30'da bir arkadaşın burada olabilmesi için en az belki 5'te evinden çıkması gerekiyor yani. O yüzden sohbetler yatsıdan sonra devam edecek. Önümüzdeki hafta inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Amin.